Bugün söz verdiğimiz gibi HDP'nin yerine seçimlere girecek olan Yeşiller Sol Parti'nin adaylarını konuşacağız. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu bize Abdullah Öcalan'ı hapisten çıkarmayı ve yurt dışındakilerin geri döneceğini vaat etti diyen sırılsıkık ağrıdan milletvekili adayı yapılmış. Kendisine ihanet ettiği ve Bizans'ta çalıştığı için Fatih Sultan Mehmet tarafından idam ettirilen Çandarlı Halil Paşa'nın soyundan geldiği söylenen Cengiz Çandar da aday yapıldı. Cengiz Çandar, Yezi kalkışmasında Cüneyt Özdemir tarafından Kırmızı Fularlı Kız olarak reklamı yapılan terörist Ayşe Deniz Karacagil'in PKK terör örgütüne katılıp 2017 yılında Rakka'da öldürülmesine ilişkin Kırmızı Fularlı Kız, Gezi'nin içimizi ısıtan en güzel gülüşlü meleği, Rakka önünde toprağa düşüp yıldızlara yükselerek içimizi yine yaktı ifadelerini kullanmıştı. Diğer bir ilgi çekici aday, İttihat ve Terakki Partisi'nin önderlerinden olan Cemal Paşa'nın torunu gazeteci Hasan Cemal. Hasan Cemal, 28 Şubat darbesine örgüler yağdırmasıyla, askeri darbeye çağrılan açıklamalarıyla ve PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan ile Kandil'de röportaj yapmasıyla ünlü. PKK'nın tutsak elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan da yeniden aday gösterilenler arasında. Kendisi, Türkiye'nin ömrü de uzun değildir. Türkiye kendi iç sorunlarıyla artık bir cebelleşme noktasına gelecektir dediği sözleriyle gündeme gelmişti. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu destekliyor. Ekrem İmamoğlu ile birlikte ağaç diken Pervin Buldan da aday gösterilenlerden birisi. Pervin Buldan, geçtiğimiz günlerde cezaevinde bulunan PKK'lılara seslenerek sizlere umut olacağız demişti. HDP yerine seçimlere giren Yeşiller Sol Parti'nin diğer adayları ise şöyle. Bir dönem Kurtlar Vadisi'nde oynayan ve Elif Eylül'ün kardeşi Eren rolünü canlandıran Kerem Fırtına, her bulduğu fırsatta FETÖ mensuplarının propagandasını yapan ve firari FETÖ mensuplarıyla görüşmeler yaptığı ortaya çıkan Ömer Faruk Gergerlioğlu, devleti katliam yapmakla suçlayan bildiriyi imzaladığı için üniversiteden ihraç edilen Sevilay Çelenk, PKK'lıların cenazelerinden ayrılmayan ve Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı askeri operasyonlara işgal diyen Meral Danış Beştaş, Almanya'daki PKK etkinliğine katılarak Abdullah Öcalan'a selam gönderen Sezai Temelli. CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ortağı Yeşiller Sol Partisi anlaşıldığı kadarıyla hem bu ülkeye hem de barış ve huzurun devam etmesine düşman isimlerden oluşuyor. Kemal Bey olur da bir ihtimal seçimi kazanırsa yeni arkadaşlarıyla başı bayağı dertli olacak gibi görünüyor.